1244'te 858 İran'ın Fars eyaletinde bulunan Beyza'nın kuzeydoğusundaki Tur'da doğdu. Dedesi Mahamma Mecusi'ydi. Sonraları anne tarafından Ebu Eyyub El Ensari'nin neslinden geldiği söylenerek kendisine Ensari nisbesi verilmiştir. İbn-i Nedim onun halkının çoğunluğunu Arapların meydana getirdiği Beyza'dan olduğunu ifade ettikten sonra babasının mesleğinden dolayı Hallaç diye tanındığını söyler. Oğlu Hamd'in anlattığına göre ise insanların gönüllerindeki sırları pamuk gibi atıp altüst ettiğinden Hallacı Esrar unvanını almıştır. Başka bir rivayete göre bir hallacın dükkanındayken sahibini bir yere göndermiş, dükkanına dönen bu kişi bütün pamukların atıldığını görerek bunu onun kerameti olarak kabul etmiş ve daha sonra Hallaç diye anılmıştır. Asıl adı Hüseyin olduğu halde İran'da ve Osmanlılar'da daha çok Mansur ve Hallacı Mansur şeklinde babasının adıyla anılmıştır. Kendisine Mansur adı verilirken davasının zafere ulaşmış olduğuna işaret edilmiştir. Allah'ın yardımına mazhar olduğunu anlatmak için ona Nasır'ın Allah'ın Mansur'u diyenler de olmuştur. Melamet ehli arasında Sultanül Melametiyin diye anılır. Hüseyin bin Mansur'un büyük babası Mahamma adını bizler düştüdü. Buna ana tarafından Hazreti Ebu Eyyub'un neslinden geldiğini söyleyerek Ensari de denilmiştir. Doğum yeri olan Tur'dan halkı Hanbelilerden oluşan ve hafızlarıyla tanınan Bağsıt'a gitti. Burada 12 yaşında hıfzını tamamladı. Küster'de büyük velilerden Seyh bin Abdullah Tüsteri Hazretlerinin sohbetinde 2 sene bulundu. Onun ruhlara hayat veren sohbetleri bereketiyle tasavvufa yöneldi. 18 yaşında Basra'ya gelerek Amr bin Osman'ı Mekki'ye bağlandı. 18 ayda onun sohbetinde ve derslerinde bulundu. Amr bin Osman el-Mekki'den hırka giydi. Her iki velinin yanında da nefsiyle büyük mücadele yaptı ve her isteğine sırt çevirdi. Nefsin istemediği, rağbet etmediği işlere sarıldı. Samimi ve bağrı yanık bir aşık idi. Kendisini çok seven Ebu Yakub-ı Akta kızını ona verdi. Bundan sonra bir müddet daha Basra'da kaldı. Burada Abbasi hilafetini tehdit eden Zenç isyanına şahit oldu ve muhtemelen ayaklanmaya sıcak baktı. Bu arada az çok Şii mezhebini de tanıdı. Basra'da zahidane bir hayat yaşarken kayınpederiyle şeyhi arasında şiddetli bir geçimsizlik çıktı. Hallaç bu durumu Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine arz ederek ne yapması gerektiğini sorunca Cüneyd ona sabır tavsiye etti. Hüseyin bin Mansur'a Hallaç denilmesine şu olay sebep olmuştur. Bir gün o, dostu olan bir hallacın dükkanına girdi. Bir işinin görülebilmesi için onun tavassutunu rica etti. Fakat hallacın gittiği yerden dönüşü biraz uzun sürdü. Geldiğinde, ''Ya Hüseyin, gördün mü başımıza gelenleri? Senin için bugün kendi işimden oldum.'' diye söylendi. Hüseyin bin Mansur onun endişeli haline bakarak tatlı tatlı gülümsedi ve ''Üzülme, senin işini de biz hallederiz.'' dedikten sonra parmaklarını pamuk yığınlarına doğru uzatıverdi. O anda henüz atılmamış pamuk yığınları harekete geçti. Kaşla göz arasında tel tel saf pamuk bir tarafa, kirli ve süprüntü kısmı ise diğer tarafa ayrıldı. Hallacın gözleri fal taşı gibi açılmış şaşkınlıktan sanki ayakta donmuş kalmıştı. Olay kısa zamanda halk arasında yayıldı. Bu tarihten sonra da Hüseyin Hallacı Mansur diye anıldı. Hallacı Mansur daha sonra Basra'dan ayrılarak Bağdat'a Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına geldi. Cüneydi Bağdadi ona susmayı ve insanlarla görüşmemeyi emretti. Bu sırada ona sorduğu bazı sorulara cevap alamadı. Hallacın maksatlı sorular sorduğuna ve bu konuda samimi olmadığına kanaat getiren Cüneyd onun sohbetlerine katılmasından rahatsız oldu ve meclisinden uzaklaştırdı. Hallacı Mansur daha sonra Hicaz'a giderek bir sene Ravda-i Mutahhera'da kaldı. Zikir ve ibadetle meşgul oldu. Sonra tekrar Bağdat'a geldi. Burada yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile görüştü.
ve bazı sualler sordu. Cüneyd-i Bağdadi suallerine cevap vermedi ve ''Galiba bir ağaç parçasının ucunu kırmızıya boyaman yakındır.'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu sözüyle ileride onun şehit edileceğine işaret ediyordu. Ahfazda ilahi esrardan çok bahsettiğinden kendisine Hallacı Esrar denildi. Tekrar hacca gitti. Dönüşte Basra'ya geldi. Oradan tekrar Ahvaz'a gitti. Bir müddet daha burada kaldı. Sonra halkı Hakk'a davet için şirk beldelerine gidiyorum diyerek Hindistan'ın yolunu tuttu. Buradan Maveraü'n-Nehre geldi. Çin'i maçini dolaştı. Gittiği her yerde halkı Hakk'a davet etti. Hint, Türk ve Çin kavimlerinden pek çok kimsenin İslamiyet'le şereflenmesine vesile oldu. Onların İslamiyet'i tanımaları için pek çok eserler telif etti. Dönüşünde dünyanın dört bir yanından ona mektuplar yazılmaktaydı. Hindiler ona ''Ebu Mugis'' diye mektup yazarlardı. Çinliler ''Ebu Muayn'' Türkler, Ebu Mir, Farslılar, Ebu Abdullah Zahid, Uzistanlılar, Hallacı Esrar diye hitap ediyorlardı. Hallacı Mansur Hazretlerinin İslamiyet'i yaymak için yıllarca dolaştığı, şehir şehir gezdiği bu seyahatleri sırasında pek çok kerametleri, harikulade halleri görüldü. Kerametlerinden daha mühimi de onun marifet, hikmet ve ince manalar dolu sözleridir. Bunlar onun ilim ve marifette ulaştığı kıymetli dereceleri gösteren birer delildir. Kerametlerinden ve hikmet dolu sözlerinden bazıları şu şekildedir. Semerkantlı Reşid-i Hurt, Kabe'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda konak yerlerinde meclisler teşkil edip sohbette bulunuyordu. Yine bir konak yerinde şunu anlattı. Hallacı Mansur, 400 sufi ile birlikte çöle açılmıştı. Birkaç gün geçti, gıda namına hiçbir şey bulamadılar. Açlıktan perişan bir hale geldikleri sırada Hallacı Mansur'a gelerek şimdi kelle kebabı olsa da yesek dediler. Hallac hemen elini arkaya uzatıp kebap olmuş bir kelle ile iki pide alıp birine verdi. 400 kişiydiler. Her defasında elini arkaya uzatıp bir kelle iki pide aldı. Neticede 400 kelle 800 pide almış ve her birine bir kelle iki pide vermiş oldu. O topluluk bunları yedikten sonra taze hurma olsa da yesek dediler. Kalktı ve beni silkeleyin buyurdu. Hurmalar döküldü. Doyuncaya kadar yediler. Bundan sonra yolda ne zaman sırtını bir dikenli ağaca dayasaydı taze hurma verirdi. Bir defasında Mekke'ye gitmişti. Kabe'nin karşısında bir sene oturdu. Uzuvlarının yağ buradaki taş üzerine aktı. Derisinin rengi değişti fakat yerinden kıpırdamadı. Her gün ona bir somun ile bir testi su getirirlerdi. Somundan kopardığı birkaç lokma ekmek parçasıyla iftar edip geriye kalan kısmını testinin üstüne koyardı ve o sene hacılarla birlikte Arafat'a çıktı. Herkes geri döndüklerinde bir ah çekti ve dedi ki ''Ey alemlerin Rabbi, ey aziz olan Allah'ım, bütün tesbih edenlerin, tesbihinden, bütün tehlil söyleyenlerin tehlilinden ve her tefekkür sahibinin tefekküründen seni tenzih ederim. Ya ilahi, biliyorsun ki sana şükretmekten acizim. Benim şükrüm ancak budur. Hallacı Mansur yanına gelenlere yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri çıkarır, ikram ederdi. Elini havaya uzatınca avucu, üzerinde Gulhu Allahu Ehad yazılı gümüş paralarla dolardı. Bunlara kudret paraları ismini verirdi. İnsanlara evlerinde ne yediklerini, ne yaptıklarını, ne konuştuklarını ve kalplerinden geçenleri Allahu Teala'nın bildirmesi ile haber verirdi. Kul, ubudiyetin, kulluğun bütün şartlarını kendinde toplarsa Allah'tan başkasına kul olmanın yorgunluğundan kurtularak hürriyete kavuşur, külfetsiz ve sıkıntısız bir şekilde Allah'a kul olmanın ziynetiyle süslenir. Peygamberlerin ve sıddıkların makamı budur. Bu durumdaki kula ibadet ve taat zor gelse bile Allahü Teala'nın yardımı ile onu zevk ve gönül rahatlığı ile ifa eder,
İslamiyet yönünden bu nevi ibadetlerle süslü bulunduğu halde ibadetlerinde kalbine en küçük bir meşakkat, sıkıntı, arız olmazdı. Kim hürriyeti murad edinirse ubudiyete, kulluğa sıkı bir şekilde devam etsin. Hakiki hürriyet Allah'tan başkasına kulluk yapmamaktır. Aziz ve celil olan Allah'tan başka bir şeyden korkan veya bir şeyi ümit eden kimsenin yüzüne Allahü Teala bütün kapıları kapatır, ona adi bir korkuyu, Allah korkusunun dışında kalan korkuları musallat eder. Kendisi de onun arasına 70 perde çeker, bu perdelerin en incisi şüphe vesvese olur. Bir gün kendisine, sabır nedir diye sorduklarında, sabır odur ki iki elini ayağını keserler, onu köprünün üzerine asarlar ve hatta bundan daha acayip muameleler yaparlar da bir kere ah etmez buyurdu. Kendisinin ölümü ve idamı böyle cereyan etmiştir. Nitekim hallacı Mansur Allahu Azimüşşan'ın aşkı ile kendinden geçtiği bir sırada enel hak ben hakkım sözünü söyledi. Bu sözü üzerine zahir alimleri dalalete ve ilhada hükmedip katline fetva verdiler. Hallacı Mansur enel hak sözünü söyleyince tasavvuf ilmine vakıf olmayan zahir ulema bu söze şiddetle karşı çıktı. Sözünü halife Mutasım'ın yanına götürerek fesat çıkardılar. O sırada vezir olan Ali bin İsa'yı ona karşı kışkırtarak aleyhine çevirdiler. Halife, hallacın bir sene zindana atılmasını emretti. Fakat halk yine ona gidip bazı meseleler soruyordu. Daha sonra insanların onu ziyareti de yasaklandı. İbni Atan'ın ve Ebu Abdullah bin Hafif'in yaptıkları ziyaretler müstesna, 5 ay müddetle kimse onu ziyaret edemedi. Nakledilir ki bir gece Mansur Hazretlerini zindanda bulamadılar. İkinci gece ne zindan vardı ne de Mansur. Üçüncü gece zindan da Mansur da yerindeydi. Kendisine bunun hikmeti sual edildiğinde, ilk gece onunlaydım, beni bulamadınız. İkinci gece o benimleydi, ne beni ne de zindanı görebildiniz. Üçüncü gece her şey yerli yerindeydi. Ta ki mukaddes dinimizin emrini yerine getiresiniz, beni idam edesiniz diye buyurdu. Şeyh Ebu Abdullah'ı Hafif şöyle nakletti. Birçok hile ile zindana girerek hallacı Mansur'u görmeye gittim. Yumuşak halılar ve döşeklerle döşenmiş, iyi tertip edilmiş güzel bir oda gördüm. Odanın duvarına bir ip bağlanmış, üzerinde bir havlu asılmıştı. Orada yüzü güzel bir köle gördüm. Şeyh nerededir diye sordum. Abdesthanededir. Abdest hazırlığı görüyor dedi. Ben ne zamandan beri şeyhin hizmetindesin dedim. 18 aydan beri dedi. Bu zindanda şeyh ne yapıyor dedim. 13 batman ağırlığında bir demir bağ ile her gün 1000 rekat namaz kılıyor dedi. Sonra devam ederek bu gördüğün zindanın kapılarının her birinin arkasında eşkıya ve hırsız kimseler vardır. Onlara nasihat eder, bıyıklarını ve saçlarını keser dedi. Ne yer diye sordum. Her gün önüne çeşitli yemeklerle donatılmış bir sofra getiririz. Bir müddet onlara bakar, sonra parmağının ucu ile o yemeklerin üzerine basar ve içli bir sesle çeşitli şiirler söyler. Asla onları yemez. Sonra önünden alır götürürüz. Biz bu şekilde konuşurken o abdesthaneden çıktı. Güzel görünüşlü olup cazibeli bir boyu vardı. Beyaz sof giymiş, işlemeli bir peştemalı başına sarmıştı. Sofa tarafına çıkıp oturdu. Bana ''Ey delikanlı, neredensin?'' dedi. ''Farslanım, İranlıyım.'' dedim. ''Hangi şehirdensin?'' diye sordu. ''Şirazlanım.'' dedim. Benden meşai haberlerini sordu. Ebil Abbas İbni Ata'ya gelince sözümü keserek ''Onu görürsen o kağıtları, mektupları yakmasını söyle.'' dedi. Sonra yine ''Buraya nasıl gelebildin?'' dedi. ''Bazı İran askerlerinin yardımıyla.'' dedim. Tam bunu söylediğim zaman zindancı başı içeri girdi. Yer öpüp oturdu. Şeyh ona ''Sana ne oldu?'' dedi. Zindancı başı ''Düşmanlarım beni halifeye gammazlamışlar. Güya ben ululardan birini buradan 1000 dinar alarak salmışım.
Yerine de halktan birini hapsetmişim. İşte şimdi beni alıp götürecek, katledecekler, dedi. Şeyh, var selametle git, dedi. O gittikten sonra şeyh hücrenin ortasında dizleri üzerine gelerek ellerini havaya kaldırdı. Başını önüne eğdi. Şehadet parmağıyla işaret ederek ansızın ağladı. Öyle ağladı ki gözyaşından ıslanmadık bir yeri kalmadı. Kendinden geçerek yüzünü yere koydu. O sırada zindancı başı içeri girdi. Tekrar şeyhin önüne oturdu. Şeyh, ne oldu diye sordu. Zindancı başı, kurtuldum dedi. Hangi sebeple kurtuldun diye sordu. O, beni devlet başkanının yanına götürdükleri zaman devlet başkanı, şimdiye kadar seni katletmeyi tasarlıyordum. Şimdi sana gönlüm hoş geldi. Seni beğendim. Tekrar affettim, dedi. Şeyh elini uzatarak havluyu aldı. Şeyhin eli mi uzandı, yoksa o havlu mu şeyhe yaklaştı anlayamadım. Sonra ben çıkıp gittim ve İbni Ata'ya vardım. O haberi verdim. Dedi ki, eğer tekrar onunla buluşursan, beni kendi başıma bırakırlarsa ona mektupları saklayacağımı söyle.